Şu anda şekerin torbası 800 lira. Yani işler şu anda esnaf olarak esnaf bitmiş. Yani esnaf şu anda biz yapar bir iş yok ki. Her gün her şeye zam geliyor yani. Unudur, şekeridir, yağıdır, yumurtasıdır, elektriğidir, bağkurudur, sigortasıdır. Yani esnaf bitmiyor. Türkiye'de esnaf diye bir şey kalmadı. Şu anda eskide geçen Ramazan'da şu anda %300, %400 fark var. Yani. Şu anda sıfta bile yapmıyoruz. Yani şu anda bu dükkan Ramazan'da önce 7-8 bin lira iş yapıyordu. Şu anda Ramazan'da 50 lira bir iş yapıyor, yapmıyor. Yani. Esnaf diye bir şey kalmamış ki yani. Böyle. Ha şu anda biz de hepimiz kapatacağız. Bu gidişle yani en fazla 2 ay sonra bütün esnaf kapatayım. Şey SSK 920 liraydı, 1650 gelecek ay işte asgari ücret 5000 olduğu zaman 2100 oluyor. Elektrik buranın elektriği 3 lira 4 lira şu anda 7-8 lira geliyor. Şeker zamızla da şekerdir, yağdır, undur, fıstıktır, cevizdir bir şey alınmıyor ki. Kağıttır, ambalajdır, çataldır. Yani ne alırsın ne almasın yani. 14 yıllık esnafım şu anda ben kapatma zoruna gelmişim. Yani bir şey alamıyoruz ki yani. Fiyatlar alamıyor, vatandaş alamıyor adam. Adam gelip var ya bir poğaça, şu anda bir poğaça da bile almıyorlar. Ha Ramazan'da sonra poğaça 4 lira olur. Yani adam nasıl alacak? Şu anda 3 liradır. Ha, şu anda maliyeti 3 lira fırında çıkmasıdır. Yağıdır, şeyidir, tabii mesela zamlar yüzündeyim. Şu anda bayağı durgun yani. Şu anda öbür Ramazanlarda biz öbür Ramazan 15-20 tepsi sattığımız baklava şu anda 1-2 tepsidir. Fiyatı cevizli baklava şu anda 40 liradır. Fıstıklı 50 liradır. Yeşil sarma 80 liradır. Soğuk baklava 70 liradır. Hatta uygun bir fiyat da veriyor şu anda. Ha. Geçen sene cevizli baklava 15 liraydı. 15-20 liraydı. Fıstıklı 25 liraydı. Soğuk baklava 30-35 liraydı. %200 zam var yani. Size diyorum kapatmak zorundayım. Bak şu anda ben hala gidiyorum 10 kilo patlayacağım. 10 kilo biber, bir kasa domates 700-800 bin lira bir para ediyorum. Yani nasıl kurtarıyor yani? Şu anda Türkiye'de bir esnaf dese beni kurtarıyor yani yalan atıyorum. Kafa kafaya giden adam süperdi yani. Esnafı diye Türkiye'de bir şey kalmamış ki yani. Gerçekten yani. Yani bu son gelen zamlar epey satışlarımızı etkiledi. Yani satışlarımız %60'a kadar azaldı. Yani müşterinin alım gücü kalmadı, azaldı. Tabii ki bu da bize de yansımaya başladı. Yani şu anda hem esnaf zor durumda hem de tüketici zor durumda. Yani inşallah yani böyle yine eski şeye döneceğiz. Yine şeyler ucuzlar diye şey yapıyoruz, umut ediyoruz. Ama şu anda işler hiç iyi değil yani esnaf açısından. Yani böyle yine parası olan gelip alıyor. Yani böyle orta halli insanlar tabii zor biraz yani böyle ucundan bakarak geçip gidiyor. Yani bir kıpırdanma var biraz böyle ama tam da değil yani tam istediğimiz kıvamda değil yani. Böyle devam ediyor işte. Fiyatlar biraz arttı yani biz de otomatikman arttırdık yani çünkü gelen zamlardan sonra biz de otomatikman şey yaptık yani fiyat arttırdık. Yani şimdi şöyle diyelim mesela diyelim ki geçen sene fıstığın fiyatı 120 idi bu sene 220 olmuş fiyatı Antep fıstığı. Biz de otomatikman 70 TL olan baklavayı biz de 100 TL çıkarmış olduk. Yani şu anda 100 TL baklavanın kilosu 100 TL fıstıklı baklavanın. Haklı olarak biz de yani ortaya çıkan mağduriyeti gidermek amacıyla biz de o yola başvurduk yani mecbur kaldık daha diyelim. Vallahi vatandaş sıkıntı çekiyor. Fiyatlar yükselmiş. Şekerler pahalı. Yani her şey pahalı. Millet öteki Ramazan daha iyiydi bizim için. Vallahi arada nasıl bir fark var? Dünya kadar fark var. Ekonomi farkı var. Vallahi geçen sene 15 liraydı, bu sene 35 lira, 40 lira çıkmış. Tulum patatlısı, halka tatlı, baklava 40 lira çıkmış. O yüzden millet alamıyor. Alışveriş olmadı mı da olmuyor. Vallahi ne diyecek? Sorup gidiyor abi. Alamıyor. Alamadıktan sonra 2 kilo alana vallahi yarım kilo alıyorlar. Yemin ederim 1 kilo alana 10 milyonluk alıyorlar. Bir genelde 5 lira falan, 5 lira, 10 lira. Ha, onun üstüne çıkan yok. Onun için benim zararım oluyor. Yani poşetidir, buydu, şuydu yani
bedava çalışıyoruz. Allah hemen dönüyor. Sadece de dönüyor. Birikim yok da dönüyor sadece. Ayakta duruyoruz.